Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlüdür, xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyadakı gün tərtibdə olub atqan xəbərlərini huzurunda sunuş edirikimiz. Qənəmsiz diqqətlər ekranımız olsun. Xitay bilən Yaponiyanın dənizdəki sürkülüşü ulğayışqa başıldı. 29 iyun Washington Post gazetasi xabarda bildirilishicha, Koreya bilan Yaponiyaning havo mudofaa farqlandirish rayoniga kirgan Xitoy razvedka aeroplani to'sib qilingan. Xabarda Xitoyning elektronlik razvedka aeroplani Koreya bilan Yaponiyaning havo mudofaa farqlandirish rayoniga kirganligi, Yaponiya bilan Janubiy Koreya harbiy aeroplanlari jiddiy qo'zg'olib, Xitoy harbiy razvedka aeroplanini qo'rshab to'sqanligi. Xitay razvedka aeroplani Xitayning sharq-shimol dengiz rayonini bo'ylab kelgan yeridan orqasiga qaytib ketganligi bildirildi. Vaqadan keyin Janubiy Koreya taraf Xitayning Koreyada turishliq bosh elchisini chaqirtib qarishliq bildirgan bo'lsa-mu, biroq Xitay taraf hech qanday inkas qaytirmagan. Xabarda yana Yaponiya dengiz usti qo'g'dinish atrofida o'xshash bir kunda Yaponiya dengiz tavalligida Xitayning P1 tipli suvosti harbiy paroxotini bayqaganligini Dərhal hərbi paraxotqa qarşı aeroplan arqılıq məzkur paraxotnın Xitay Dəniz Armiyasının 054 tipliq müdafiə paraxotuğa təvə 2-ci nömrəlik hərbi paraxot işkənlikini müəyyənləşdirgan. Xəbərdə yana yaxınqı 3 aydan beri Yaponiya Hava Müdafiə Armiyasının Yaponiya Hava Müdafiə Fərqləndiriş rayonuğa kirgan Xitay razvedka aeroplanını 271 qitim tosub qalğanlığı bildirilgan. Palvan klubi mushlash musobaqasida birinchilikni qo'lga keltirdi. 28 iyuldan 29 iyulgacha Istanbuldagi har qaysi klublar aro Bakirköy Atatürk Yaşam Köyü Yepiqtan tarbiya zalida o'tkazilgan Taylandcha erkin mushlash musobaqasida Uyg'urlar qurgan Palvan klubi a'zolaridan 10 Uyg'ur farzandimiz birinchi bo'ldi. Musobaqa Istanbuldagi klublar aro o'tkazilgan bo'lib, musobaqaga Istanbuldan 23 klub qatnashdi. Taylandcha mushlashish musobaqasiga Hüseyin Hajim Öztürk tashkillagan Palvan klubidagi Uyg'ur o'smirlar qatnashdi. Musobaqaning taylandcha mushlashish turida shaxslar bo'yicha Hüseyin Hajimning farzandlari Imran Öztürk, Irfan Öztürk, Ikram Öztürk, Ihsan Öztürk, Ilham Öztürk, undan boshqa Mustafa Sultan, Mahmud Sultan, Hamzi Murad, Surayim Ömer, Muhammad Abdusalam qatorliq farzandlar birinchilikka erishdi. Klublar bo'yicha elib berilgan musobaqada Palvan klubi 3 lunqini qo'lga keltirdi. Musobaqada birinchi bo'lgan Uyg'ur farzandlariga Istanbul Maytar Federatsion raisi Xalis Avshar bilan Bakirköy shaharlik hukumat boshlig'i Bülent Karim o'g'li lunqa va mukofot buyumi tarqitib berdi. Palvan klubidagi Uyg'ur farzandlari bu qatimqi musobaqada musobaqa uyushtirguchi, baholuvchi va qatnashquchilarni hayron qoldirib, musobaqaga qatnashgan klublar ichida farqli natijani qo'lga keltirdi. Palvan klubi 2016 yili 2-ci ayda qurilgan bo'lib, 2 mavsumlik tarbiyalash jarayonida Uyg'ur farzandlarini erkin mushlash, boks sohasida tarbiyalash qatorliklarda yaxshi natijalarni qo'lga keltirdi. Kamerunda turmaga hujum qilinib 163 mahbus qochib ketdi. Kamerunning g'arbiy shimolidagi ingliz tili ishlatiladigan alohida rayonida turmaga qilingan qoralliq hujum jarayonida 163 mahbus qochib ketdi. Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Kamerunda bir guruh qoralliq kishilar tunugun kechda Bamenda rayoniga qarashli Nidob shahridagi turmaga hujum qildi. Hujum jarayonidagi ma'lumotchilikdan foydalanib 163 mahbus turmadan qochib ketdi. Nidob valisi William Benot Ekovot Mibita bir yerlik radioga bergan bayonotida hujum qilg'uvchilarning o'ng sol qalaymaqan o'q chiqarib turmaga besib kirganligini aytdi. Mibita hujum qilg'uvchilarning turmaga besib kirgandan keyin qamoqxonalarning eshiklarini ochib atganligini, undan turma binosiga benzin chechib o't qo'yib berganligini va hujum qilg'uvchilarning taxminan 50 kishi atrofida ekanligini bildirdi. Mibita qochib ketgan 163 mahbusni tepish uchun omonlikni saqlash qismlarining harakat boshlaganligini qayd qildi. Filippindagi Moro musulmonlari avtonomiyaga erishdi. Filippinda markaziy hukumat bilan 40 yildan buyon qoralliq kurash olib borgan Filippindagi Moro musulmonlari oxiri avtonomiyaga erishdi. Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Filippindagi Moro musulmonlari kelajakki ustida kengash o'tkazish uchun qurultay chaqirdi.
Moro musulmonlariga keng doiralik avtonomiyalik huquq berishni mazmun qilgan Bangso Moro organik qonunining Filippin prezidenti Rodrigo Duterte tomonidan tasdiqlanishidan keyin Moro islomiy ozodlik harakati o'zlari yashayotgan rayonning kelajagi ustida kengash o'tkazish maqsadida Darapanın meydanında Bangso Moro qurultayı çağırdı. Qurultayda Moro İslami Azadlıq Təşkilatının başlığı Əl-Hac Murad İbrahim, Muavin başlıq Qəzəli Cafer və Uçur Alaqı başlığı Muhagir İqbaldın başqa Mindanao vilayeti və ətrafıdakı arallarının bəzi rəhbərləri söz qıldı. Bangso Moro organik qanuni arqalıq qolğu kəltürülgən hüquq və imtiyazlar sözləb ötülgən qurultayda Uzun yıllık küreş neticesi kolu gelgen ufduklardın rayon halkının huşal bulgallıkı alahide eskertildi. Moro İslami Azadlık Teşkilatı Başlığı İbrahim Kurultay'dan kiyin bayanat berip, bunundan kiyin terakkiyat, ilgilik ve ihtisatkı ehmiyet beridigallıkını tekitlep, merkezi hükümet bilen nurgun sahada hemkarlık ornutuşunu devamlaştırdigallıklarını bildirdi. Moro Müslümanlarının körüşünün ahırlaşmagallıkını ve siyasi körüşünün resmi başlıgallıkını etkan İbrahim, Bangso Moro organik kanunu arqalıq qolğu keltirilgen haq hukuklarını əməliləşdiriş müsabısının tolumu muhimliqini əskerdi. Mindanao vilayeti və ətrapıda yaşavatqan 100 mindan artıq moroluqlar qurultayğa aktiv avaz qoşdi. Moro musulmanlarga keng dairelik avtonomiyalik hukuk berişini məzmun qılğan Bangso Moro organik kanunu baldır bolğanda 90 gün, kiyin bolğanda 150 gün içidə moroluqlar yaşavatqan rayonda avazğa qoyuludu. Filippin bilen Moroluk Müslümanlar arasında 40 yıldan bu yan devamlaşkan korallık tokunuşta 120 mingden artık adam ölüp, 2 milyondan artık adam musafirga ayrılıp kaldı. Bangso Moro organik kanunu bilen rayondaki Müslümanlar tihimu köp hak hukuk ve iktisadi imtiyazlarga erişidu. Bu yılki hac şuari dünya halkının kalbide boldi. Saudi Arabistan Media İşleri Ministerliği bu yılki hac şuarının dünya halkının kalbide bulunduğunu bildirdi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilmişçe Saudi Arabistan Media İşleri Ministerliği bu yılki hac şuarını dünya halkının kalbide deb bekitti. Ministerliğinin resmi bayanatçısı Abdullah bin Ahmed Al-Maghlus, ministerliğinin resmi torbetide şuar üçün lahilengen belgenin Hac mezgilede orundulduğun ibadetler ve tarihi yadikarlıklarına vekillik kıldığun 8 amilden teşkil tepkalıkını bildirdi. Yeni lahiyenin Medya İşleri Ministerliğinin hac işlerini planlaş hizmetleri dairesi de elip bargan türlerden biri işkenlikini etkan Mağlus, Saudi Arabistanlık yaşlardan teşkil tepkan bir hizmet etrisi terapidin tayyarlanan belgede hacgi münasebetlik amillerinin ekset türlügelikini eskertti. Yeni belgedeki 8 amil Kabe, Tavap, Hac, Kıble, Mekke Saat Munari, Mekke'nin merkezi orni, simsiz internet ve palmiye yupırmaklardan teşkil tapıdı. Belgede Kabe kuadrat şekilde körüstülgen bulup, Kabe'nin etrafıdaki sizikler bolsa Tavap'ı vekille kılıdı. Belgede Hac kelimesini teşkil kıladığan Arapça H ve Cim harfleri mu, dairelik sizikler bilen ifadelengen bolsa, Arapça Cim harfinin çiktini Kabe teşkil kılıdı. Kompas şekilde körüstülgen kıblinin merkezine Kabe uğrullaştırıldı. Belgede Mekke'deki Saat Munari ve Mekke'nin merkezi urnunu körüstüdüğün dünya haritası var. Simsiz internet dünyadaki herkaisi musulmanlarının Mekke'de kütüvelinişiğe palma yupırmakları bolsa, Saudi Arabistan'ın medeniyet ve coğrafiyelik alahidilikige vekillik kılıdı. Saudi Arabistan'ın bu yıl 3 milyon 500 bin hacini kütüvelişi mülkerlenmekte. Miras Fondi Amerika'nın Uygurlar üçün meydanga çıkadığan vakti geldi dedi. Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirilmişçe Amerika'daki nüfuzluk tetkikat uğurlarından biri bulgan Miras Fondi'nin yaş rehberler grupsının azası Brian Heiliger, Brian Heiliger bilen Olivia Enos bugün Washington'daki kündülük signal namlık ahbarat doğrudu makale ilan kılıp Amerika'nın Uygurlar üçün oturuğa çıkıp gep kılıdığan vakti gelgenlikini ilgiri sürdü. Kömülüp kalgan insan hakları krizisi aşkarlandı degen mavzuda yazılgan bu makalede Xitayning Sharq Turkistan'da öydü turubeliş hizmetini kanat yaydırıp 1 milyon kadrini Uyghurlarning öylerge yerleştirgenliki haqida maxsus toxtalgan. Öylerge yerleştirilgen Xitay kadrlarının aile azaları yigibiliş lagırlarga ekitilgen öylerde yetip kopup, öy işçidikilerini nazarat kılıplı kalmasın, onlarga İslam dinini ziyallık dep çüyendirvatkallıqı ve İslami itikadının ornuğa Xi Jinping ideyesini zorlap sındırvatkallıqı bayan kılıngan. Uyghurlardaki aile azaları yigibiliş lagırga ekitiliş,
ösmür ballar daril tamlarga toplunuş, kadırlar öylerige kilip yetiveliş qatarlıq əhvallarının bugünkü dünyaya aşkarlanmay kelgen bir insan haqları krizisi ikkallike ilgili sürülgen maqalede, dünyada erkillikni qoğdaşının Amerikanın ən-ənivi vəzipisi ikkallike. Emdi Amerikanın uyğurlar üçün otturugu çüşüp, gəp qılıdgan vaxtının yetip kelgenlikini bayan kılgan. Maqalede yine Amerika hükümeti Xtayni əgər məzgur insan haqları krizisi devam kılgan təqdirde, bunun bir bedeli buluduğallıqı haqqıda agahlandırışqı çağırılgan. Məlum buluşça, Miras Fondi 1973 yılı qurulgan bulup, hazırgı qadar Amerikanın taşqi siyaset ve devlet bexatarlik siyasetinin belgilinişi de muhim rol oynap gelmekte. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşkü şahsilerini Cenab-ı Allah'a taşırmız. Şuna kılıp programı ahırda, ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleykum ve rahmet.